Sevgili çocuklar merhaba. Sizinle beraber şimdi dil alanından parça bütün çalışmasını yapacağız. Tekrar ediyorum. Dil alanından parça bütün çalışması yapacağız. Bu çalışma için gerekli malzemeler gördüğünüz gibi 1, 2, 3. 3 tane tabak seçtim. Çünkü 3 tane meyve seçtim. Siz daha fazla, daha az meyve seçebilirsiniz. Ya da daha farklı meyveler de seçebilirsiniz. Ben muz, çilek ve portakal seçtim. Peki bunlar kaç tane? 2 tane muz, 2 tane çilek, 2 tane portakal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bir tane kesme tahtam var, bir tane meyve bıçağım var. Siz de meyve bıçağı ya da kahvaltılık bıçak kullanın, tamam mı? Bir de önlük taktım çünkü meyveyi keserken üstüme sıçramasın diye. Çalışmamıza başlayalım. İlk önce bir tane portakalı alıyorum ve kesiyorum. İkiye kesiyorum. Evet. Biraz sert bir portakal sanki değil mi? Evet. Şöyle kestim. Ve gördüğünüz gibi. Bakın kestim. Bir, iki. İki parçaya ayrıldı. Bunu tabağıma koyuyorum. Şimdi bir tane çileği alıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ikiye bölündü. Bir, iki. İki parça oldu. Bunu da tabağa koyuyorum. Şimdi muzu alıyorum. Bıçağımı alıyorum ve çok dikkatli tutalım, tamam mı? İleri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri ve kestim. Gördüğünüz gibi bir, iki, ikiye bölündü, gördünüz mü? Bunu da tabağa koyuyorum. Şimdi yakından inceleyelim. Bakın, bu portakal bütün. Bu portakal parça. Yani parça, bütün. Bu çilek bütün. Ama bu çilek parça. Yani parça, bütün. Bu muz bütün. Ama bu muz parça. Yani parça, bütün. Evlerinizde bulunan farklı meyve ve sebzeleri bu şekilde inceleyebilirsiniz. Hatta farklı nesneler, farklı oyuncaklar, bunları da inceleyebilirsiniz. Çalışmayı mutlaka yapın, olur mu? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.